Biz anayasa demokrasiye aşık olduğumuz için aşkta kriz kaçınılmazdır. Platonik bir aşk vardır. Kavuşmak mümkün değildir. Türkiye hep demokrasiye aşık kalacak gibi durmaktadır mı diyeceğiz? Yoksa demokrasiyle toplum arasında bir nikah gerçekleşecek mi? Buna birlikte karar vereceğiz. Zorluklar ve kötülükler karşısında en organize yapı devlettir. Devlet yaşamı kolaylaştırdığında, güzelleştirdiğinde insana hizmet eder. Ama mantalite şöyle olursa, bu cümlem yanlış anlaşılmasın. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Ben buna katılmıyorum. Devleti yaşatmak için insan yaşatılmaz. Bizzat devlet insanı yaşatmak, insan için yaşamı kolaylaştırmak, güzelleştirmek, insanın temel hak ve özgürlüklerine teminat olmak için vardır. Eğer devlet bunu yapmıyorsa, yaşamı kolaylaştırmıyor, güzelleştirmiyor, temel hak ve özgürlüklere teminat olmuyorsa, yaşam karşısında yaşamı zorlaştıran, kötüleştiren, çirkinleştiren en organize yapı devlet olur. Doğu illerimiz ayrıcalıklıdır Türkiye'de her zaman. Nasıl ayrıcalıklıdır? Ya umumi müfettişlikler vardır, ya Tunceli Kanunu vardır, ya OHAL Valiliği vardır, ya da kayınlar vardır Doğu illerimizde. Türkiye'de hak ve adalet tesis edilir mi? İstersek ederiz. İstiyormuş gibi yaparsak edemeyiz. Canı gönülden ben bir Türk için ne istiyorsam, bir Müslüman için ne istiyorsam, bir başkası için de aynı şeyleri istiyorsam biz bu işi yaparız. Ama ben bunu lafla, konjüktür gereği söylüyorsam, bu söylemde kalıyorsa buradan bir şey çıkmaz. Ben buradan bir şey çıkacağına inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.